Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi Uluslararası Aile Günü'nde Azerbaycan'daki tutuklamalar hakkında yazdı. Muhalefet Partisi aktivistlerin haksız tutuklanması sonucu Azerbaycan'da aileler acı çekmeye devam ediyor ifadelerini yazdı. Azerbaycanlı insan hakları aktivistlerinden yapılan açıklamada ülkede 100'den fazla siyasi mahkum ve tutuklu bulunduğunu belirtti. Muhalefet aktivistleri Tofik Yakup'la Orhan Bakış'la ve Fuat Ahmet'le soruşturma sırasında haksız tutuklama nedeniyle Uluslararası Aile Günü'ne sevdikleriyle kutlayamadılar. Muhalefet Partisi aktivistlerinin haksız tutuklanması sonucu Azerbaycan'da aileler acı çekmeye devam ediyor. Azerbaycan'ın Popüler Ön Partisi üyesi Aygün Meremli 2018'de tutuklandığında 6 aylık ikiz kızlarıyla birlikte vakit geçirebilmedi. Birkaç gün önce Temsilciler Meclisi'nden Amerika Birleşik Devleti Helsinki Komisyonu Başkanı Alce Asnik ve eş başkanı Senatör Roger Wicker Azerbaycan'daki karantina sırasında insan hakları ihlallerine ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Azerbaycan'ın gözetimi üzerine Stephen Shenlock ve Roger Gayle de hükümetin saldırıyla mücadele adına eleştirmenlerini zulmetmekte ve bu tür önlemlerin siyasi güdülü baskıyı haklı göstermeyeceğini vurgulayarak endişelerini dile getirdiler. 2019 yılında Kültür Bakanlığı tarafından onarılan hapishane Dairesel Kale yine yıkım tehlikesi altındadır. Kalenin onarılması Kültür Bakanlığı'na bağlı kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu Devlet Dairesi Başkanı Zakir Sultanov tarafından 1000 manat para harcandığı biliniyor. 1747-1786'da inşa edilen ve bir zamanlar hapishane olarak kullanılan kale yine yıkım tehlikesi altında. 1869 yılına kadar bu kale güney bölgedeki savaşlarda önemli bir savunma ve kale görevi gördü. Bölgenin Rus birlikleri tarafından işgal edilmesinden sonra ortak kalenin duvarları askeri kale yıkıldı. Dairesel kule hapishane olarak kullanılmaya başlandı. Tutukların zindan ve deniz feneri arasındaki gizli bir yeraltı geçidi tarafından buraya getirdikleri bildirildi. Bu kaleye getirilenlerin gizliliğini sağladı. 2006 yılında elden geçilen kale 3 yıl sonra terk edilmişliğe düştü. Daha önce Kültür Bakanlığı bünyesindeki kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu için devlet hizmetinin onarım çalışmalarının 2019'da başlaması planlandığını duyurdu. Ama 2020'de kale harap durumda. Kuleyi onarmak için sadece 1000 manat harcandığı bildiriliyor. Hatırlatalım ki Kültür Bakanlığı'na bağlı kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu Devlet Dairesi Başkanı Zakir Sultanov rüşvet suçlamalarından tutuklandı. Devlet Güvenlik Servisi tarafından bir operasyon sırasında gözaltına alındı. Bakı Metrosu Sözcüsü Bahtiyar Mehmetov'dan yapılan açıklamada yolcuların ulaşmak istediği yere varana kadar maskelerini çıkarmaları yasaktır ifadelerini vurguladı. Bakü Metrosu Sözcüsü Bahtiyar Mehmetov'dan yapılan açıklamada metroda karantina kurallarını ihlal etmeye çalışan yolcular olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Metronun operasyonunun ilk haftasında karantina kurallarını ihlal eden bir yolcu hakkında bilgi verdik. İstatistikler metro polisi tarafından yapıldığından kesin rakamlara sahip değiliz. Ancak gözlemlerimiz sonucunda metroda karantina kurallarını ihlal etmeye çalışan yolcular olduğunu görüyoruz. Bazen yolcuların platformlarda veya trenlerde maskeleri çıkardıklarını gördük. Metro polisi ve büyükşehir yetkilileri yolculara yaklaştı ve bu tür olayları önlemek için maskelerini çıkarmamalarını istedi. Genel olarak yolcuların daireye ulaşana kadar maskelerini çıkarmasına izin verilmez ifadelerini belirtti. Azerbaycan'da okuyan yabancı öğrenciler hakkında bakanlıktan açıklama yapıldı. 2019-2020 akademik yılında Azerbaycan Yüksek ve Ortaöğretim Mesleki Eğitim Kurumlarında öğrenim gören yabancı ve vatansız kişilerin sayısı 6600'den fazladır. Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bilindiği gibi ülkede ve dünyada Azerbaycan'da yeni bir tür koronavirüs enfeksiyonu tehdidini önlemek için alınan önlemler tüm alanları ve yerel eğitim kurumlarındaki eğitim sürecini kapsamaktadır. Bu nedenle birçok eğitim kurumunda okuyan yabancılar ve vatansız kişiler salgının patlak vermesinden bu yana eğitimini durdurdular. Azerbaycan'ı terk ettiler ve ana vatanlarına döndüler ya da salgın nedeniyle Azerbaycan'a geri dönemediler ifadelerini kullandı.
Bakanlığa göre yabancı öğrenciler diğer öğrenciler gibi düzenli olarak online derslere katıldıklarını, eğitim kurumları eğitimde geride kalmamalarını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alındığını, aynı zamanda eğitim kurumları Azerbaycan'da kalan yabancıların çeşitli sorunlarını çözmek için aktif olarak çalışıldığını belirtti. Mesleki eğitim alan ancak koronavirüs salgını nedeniyle eğitimi kesintiye uğrayan 520 işsiz ve iş arayan kişiye emekli aylığı ödenecektir. Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mesleki eğitim alan ancak koronavirüs salgını nedeniyle eğitimi kesintiye uğrayan 520 işsiz en az aylık maaş 250 manat kadar emekli aylığı sağlanacağını, genel olarak bu yılın başından bu yana bakanlık bünyesindeki devlet istihdam servisi mesleki eğitimde 800 işsiz ve iş arayanı kapsamaktadır. Pandemi nedeniyle 520 katılımcının mesleki eğitiminde ara oldu. Mesleği ve uzmanlığı olmayan veya mesleki becerilerine uygun bir iş bulmakta zorlanan kişiler hizmet tarafından mesleki eğitime katılabilirler. Bu onların iş gücü piyasasına girmelerini ve istihdam sağlamalarını sağlar. Ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.